alanımıza biz arılarımızı getirmeden önce alanımıza lavanta, ayçiçeği, işte çeşitli çalı bitkileri ki ağaçlarımız da badem ağacı, elma ağacı, ıhlamur, aklınıza gelebilecek tüm çeşitler yani 350 rakımda yetişebilecek tüm çeşitleri oraya konumlandırdığımız için arılarımız gerçekten bayram etti diyebilirim. Çünkü onlar gelmeden önce onların yerini de hazırladık. Bu şeylerden, bitkilerden, bu güzel meyvelerden, sebzelerden, bitkilerden, ağaçlardan aldıkları polenlerle bize bal verdiler. Tabii ki bizim de günümüzde tüm dünyada, özellikle Türkiye'de yaşanılan kuraklıktan dolayı tabii ki bal konusunda biz de biraz sıkıntı yaşadık. Çünkü biliyorsunuz ki iklim değişiklikleri ve bu tür iklimsel sıkıntılar her şeyi etkiliyor. Yani tarımdan tutun hayvancılığa kadar bütün çiftçinin her şeyini etkiliyor. O yüzden bal konusunda azıcık bir verimde biraz düşüş oldu. Ama yine de sağlıklı bir şekilde bal yedik. Sağlıklı bir şekilde arılarımızın ayaklarına, emeklerine sağlık. Solucanlarımı da çok seviyorum. Arılarımı da çok seviyorum. Ne kadar da birkaç kere sokulsam da seviyorum onları. Yeni başladık bal üretimine, yani arıcılığa da yeni başladık. İki kovanla başladık. Önemli olan arıların su alabileceği alanının olması ve ekosistemdeki çeşitlilik onlar için çok önemli. Yani biyoçeşitlilik gerçekten hem bitkiler için hem hayvanlar için çok önemli bir faktör. O yüzden balın kalitesi de bundan anlaşılacağını düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Kesinlikle arılarımızı şekerli suyla asla beslemiyoruz. Hatta aldığımız balın mesela şu anda arılarımıza yaklaşık 3, 6, 9, yaklaşık 2 arıya kovana 20 kilo bal ayırdık. Çünkü kışın arılarımızın beslenmesi gerekiyor. Hani bahar döneminde, yaz döneminde oradaki birçok çeşitlilikten beslenebiliyor. Fakat kışın beslenmesi için onların yine kendi yaptıkları ballardan yine onları yiyecek olarak bırakıyoruz. Yani bizim için oradaki hayvanın sağlığı daha önce geliyor. Konvansiyonel tarımda yani ilaçlı ve zehirli ya da hayvancılıkta da bu tarz üretimler yapanlar en çok verimi, daha çok verimi düşünüyorlar. Ama biz hem aldığımız permakültür eğitimiyle hem de hayata ve canlıya bakışımızdan dolayı da daha çok verim değil. Verimi az olsun fakat sağlıklı, hem hayvanlarımız sağlıklı olsun hem topraklarımız sağlıklı olsun istiyoruz. Dediğiniz gibi hepsi birbirine bağlı zaten Nuray Hanım. Ve siz Evet. doğal bal için aslında ilk olarak doğal çevre oluşturmuşsunuz ki o aralar o çevreden faydalansın, ağaçlardan, Aynen. meyvelerden, polenleri Evet. toplasınlar ki onlar da yaşamlarına doğal devam edip doğal bal üretsinler. Bir de şey soracağım. Örneğin marketten ya da biz... Kristalleşir izleyicilerimiz. Hani bazen bize çok önceden şey diyorlar, doğal bal kristalleşmez. Hayır, doğal bal kristalleşiyor. Hatta çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Doğal bal kurtlanabiliyor bile Bozulur. düzgün muhafaza edilmediği zaman. Bunu Evet. tekrar sorayım aslında daha iyi olur net yanıt almak için. Bir balın doğal olup olmadığı nasıl anlaşılır? Ben yine kendi deneyimlerimden size bilgilerimi aktarıyorum. Kristalleşiyor. Doğal bal kışın böyle bulgur bulgur kristalleşme yapıyor. Aynı zamanda doğal bal kurtlanıyor.